Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bu altın dolar ve hisse karşılaştırma serimizden devam ediyorum. Bugün altın dolar ve Koç Holding firmalarını karşılaştıracağız. Yine 2020'den bugüne yüzde kaç kar yapmış, hangisi daha mantıklı, bunun üzerine kısa bir sohbet edeceğiz. Hemen dolarla başlıyorum arkadaşlar. Dolar biliyorsunuz 2020 yılında 6.85 idi. Nisan'da 8, 2021 Nisan'da 8.05, 2022 Nisan 14.61. 2023 Nisan'da 18.78 ve 2024 Nisan'da 32.31 TL'ye kadar geldi. Bu kurların hepsi 15 Nisan tarihli arkadaşlar. Yani 15 Nisan 2020, 15 Nisan 2021 şeklinde devam ediyor. Altına baktığımızda ise arkadaşlar 382.2 TL'ymiş 2020 yılında. 2021'de 469.5 TL. İşte Nisan 2022'de 912.3 TL, Nisan 2023'te 1242 TL ve Nisan 2024'te 2452 TL'ye kadar yükseldiğini görüyoruz altının. Şimdi burada baktığımızda dolar 4 yılda %372 kar etmiş, altın %541 kar etmiş, altın dolardan daha fazla getiri getirmiş. Diğer videolarda da söylemiştim. Burada tabii ki doların da bir para birimi olduğu için işte Amerika'nın enflasyonu var. Enflasyon üzerine getirme olarak baktığımızda altın daha mantıklı. Son olarak şimdi Koç Holding'e geliyoruz arkadaşlar. İşte dolar %372, altın %541 iken bakalım Koç Holding yüzde kaç kar etmiş. 2020 Nisan'da 14.24 TL'ymiş Koç Holding firması. 2021'e geldiğimizde 18.13 TL olmuş arkadaşlar. %30 civarı bir kar gözüküyor birinci yılda. 2022'de 39.84'e çıkmış. Yani 2020'de 2022'ye geçerken %100'ün üzerinde bir yükseliş olmuş. 2023 Nisan'da ise 80.3 TL olmuş. Yine %100 bir artış olmuş bir yılda. 2024 Nisan'a geçerken ise 215 216.4 TL'ye kadar yükselmiş. 80 liradan 216 TL'ye yükselmiş. Arkadaşlar çok ciddi bir yükselişti. 2024'e giderken o bir yıl içerisinde gerçekleşmiş. 4 yıla baktığımızda 14.24'ten 216.4'e çıkmış. Yani %1419'a kadar yükselmiş arkadaşlar. 15 katına çıkmış ise müthiş bir yükseliş yaşamış. İşte altın enflasyon seviyesini korurken, enflasyonu karşı parayı korurken burada Koç Holding çok daha fazla bir getiri yapmış arkadaşlar. Yani altın %541 kazandırırken Koç Holding %1419 kazandırmış. Ama tabii ki bu 4 yıllık süreçte İşte yükselmediği zamanlar oldu, düştüğü zamanlar oldu. Buralarda sabredemeyip satanlar bu karları asla göremedi. O yüzden uzun vade çok önemli arkadaşlar. Güzel bir hisse yakaladıysanız, iyi bir firmaya yatırım yapıyorsanız düşüşlerden falan hiç korkmayın. Bakmayın gerekirse ekrana. Bu uzun vadede size çok şey kazandıracaktır. Hatta paranız oldukça her seviyeden ekleme yapmaya çalışın. Bu da ciddi bir kazanç getirecektir. Diğer videolarımda söylediğim gibi bir sepet yapabilirsiniz. Daha kendinizi garanti altına alırsınız. İşte altın, dolar alırsınız, euro alırsınız. Bir de işte diyelim ki paranın yarısını da borsaya aktarırsınız. O parayı da orada 2-3-4'e bölersiniz. Bir sepet yaparsınız. Daha güvenli olur arkadaşlar. Bu şekilde faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.